Evet, bugün AFAD başkanlarımıza yani geçici barınma merkezinde çalışan işçilerimizin bir kısmının iş hakkı sona ermiş. Bu aslında önce onu tanımlamak gerekir. Daha önce ihaleyi alan firmanın süresi 1 Ekim'de bittiği için ve yeni işi de alamadığı için, başka bir firma aldığı için o ihalede çalışan personellerin göre iş süresi dolmuş aslında. Ama yeni işi alan firma bu arkadaşlarımızın bazılarını değerlendirmemiş. Bazılarını değerlendirmiş ve aynı zamanda da AFAD yeni ihalede kadroda eksiltmeye gitmiş. 254 tane personel çalışıyorken 161 personelle yeni ihale yapılmış. Doğal olarak da vatandaşlarımızda bir mağduriyet oluştu. Yani yaklaşık 93 tane arkadaşımızda bu konuda bir mağduriyet oluşmuş. Hem Başbakan Yardımcımız Recep Aktağ Bey'le hem AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu Bey'le Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Bey aracılığıyla konuştuk. Sonra AFAD Başkanımız bizi aradı ve bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili şöyle bir formül geliştirdiler. Bu arkadaşlarımızın 64 tanesini daha yeniden alabilmek için iş artışı sözleşmesinde olan iş artışını kullanalım dediler. Bu şekliyle 64 arkadaşımız daha yeniden alınacak. Yani toplam 93 kişiden sadece bir 30 civarında arkadaşımız veya 27-28 arkadaşımızın mağduriyeti söz konusu olacak. Onlara da söyledik. Elimizde mümkün olan iş imkanı olursa, devletimizin imkanları nereyse, hangi kurumlarsa onlara müracaat edip onların da mağdur olmaması ile ilgili biz yani AK Parti il başkanlığı, işte ilçe başkanlıkları, 12 Şubat Kadiroğlu ilçe başkanlarımızla birlikte onlara katkı sağlayacağız. Alınacak 64 kişide de bir siyasi referans olmaksızın en çok işe ihtiyacı olan yani ailesinde bu konuda başka geliri olmayan, tek bu maaşla geçinen çocuk sayısı, oradaki hizmet sayısı gibi objektif kriterlerle bir değerlendirme yaparak bir komisyon kurup ona göre alacaklar. İnşallah böylece mağduriyetlerini gidermiş oluruz.